İş adamı Mustafa Gürkan, esnafın kapısını şeker ve kolonya ile çaldığı her dükkanda ilgiyle karşılanan Gürkan, hem güzel bahçelilerin sorunlarını dinledi hem de projelerini anlattı. Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'na talip olan Mustafa Gürkan, Güzelbahçeli esnafın sıkıntılarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Esnafın kapısını şeker ve kolonya ile çalan Gürkan'a ilgi büyüktü. İnşallah. Görüşmek üzere. Buyurun. Çok mersi. Balıkesir'de güler yüzle karşılanan Gürkan, gördüğü ilgiden bir hayli memnundu. Hükümetin esnafı desteklemesi gerektiğini kaydeden Gürkan, balıkçılığın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın mutlaka balık ve balıkçılık üzerine daha net teşvik edici politikaları olması lazım. Az önce siz de duydunuz, dünyanın en pahalı mazotunu satan ülkeyiz biz. Onlara tabii kısmi teşvik uygulanıyor ama uygulanmış teşvikli hali yine Yunanlı balıkçıların kullanmış olduğu mazotun 2-2,5 katı civarında. Böyle bir haksız rekabetle bizim ülkemizdeki balıkçılığın bir noktaya gitmesi zaten mümkün değildir. Onun dışında burada tabii altyapı hizmetlerinin kurulması lazım. Teknik tamir atölyeleri kurulması lazım. Genel Merkez'in kararıyla Milliyetçi Hareket Partisi